Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle USB Clock Fan olarak geçen Türkiye'de havada saat olarak adlandırdığımız bir devrenin minyatür olarak seri hale geçmişini inceleyeceğiz. Bu devremiz normalde elektronik olarak yaptığımızda çok büyük, masraflı, sarsıntılı, sesli bir cihaz oluyor. Ama seri üretime geçildiğinde USB'den çalışan oldukça kullanışlı bir cihaz olmuş. Bunun incelemesini yapacağız. Burada bir fanımız var. Arkada dönen motoru kontrol mekanizması. Buradan kontrol yapabileceğimiz bir tuşumuz var. Buradan çeşitli şekilde çalıştırmayı, saat ayarlarını yapmamız mümkün. Burada gördüğünüz gibi bir pilim üzerine yerleştirilmiş SMD ledlerimiz var. Ledler döndüğünde devremizin özelliği olarak havada bir saat oluşuyor. Bunu şimdi beraber inceleyeceğiz. Öncelikle bakacak olursak USB'miz. USB olan her yerde 5 voltlu her yerde çalışabiliriz. Arkasındaki kablosu kırılabilecek bir şekilde değil. İstediğimiz şekli alabilecek şekilde oluşturabiliyoruz. Hemen bilgisayarımıza takıp deneyelim arkadaşlar. USB'mizi uygun pozisyona getirip bilgisayarımıza bağlıyoruz. Aynı şekilde bunu bir USB kaynağı olan 5 volt bir adaptöre de bağlayabiliriz. Tuşumuzu alt konuma getireceğiz. Bu şekilde düz çalışacak. Bastığımızda tek sefer çalışmaya başlıyor. Evet, saatimiz oluştu. Şu anda fan olarak geçtiği için şu an elime bayağı bir üflemesi var. Serinletme amaçlı kullanılabiliyor. Saniye üflemesi hemen hareket ediyor. Tuşuna basılı tuttuğumuzda arkadaşlar saniyemiz ortadan kalkıyor ve tekrar basıp çektiğimizde basılı tutup saat ayarını 6 saniye sonra otomatik olarak hızlı şekilde geçiyor. Kendimiz ayarını yapabiliyoruz bu şekilde. Şu an kamerada taranıyor olarak görünüyor olabilir. İnsan gözüyle bakıldığında net bir şekilde saat olduğu görülüyor. Ayrıca 12, 3, 6, 9 haricinde diğer saatler için de çentikler koyulmuş durumda. İstediğimiz konuma getirebiliyoruz. Buradan durdurursak İçindeki kristal dönüşü algılayıp ona göre lambaları yakıp söndürüyor ve saat oluşturuyor. Çalışması oldukça basit, göz yanılması ile çalışan oldukça ilginç bir alet. Aynı zamanda fan olarak da kullanabiliriz. Tekrar bastığımızda duruyor. Ürünümüzün kataloğunda İngilizce olarak çalışması, saat ayarlarının yapılması için yapmamız gerekenler anlatılmış arkadaşlar. Tekrar basıp çektiğimizde kendisini otomatik olarak ayarlayalım.